Bir pazar günü ve yine bir GTA 6 videosuyla sizlerleyim. Bugün yine inanılmaz bilgilerle sizlerle olacağım. Çünkü GTA 6'nın haritası sızdırılmış olabilir. Bunun hakkında konuşacağız. Ve GTA 6'nın bilgisayarı neden geç çıkacağı hakkında birkaç anekdot paylaşacağım sizlerle. Bunları sizlere aktaracağım. Hadi gelin başlayalım. Daha öncesinde GTA 6 ile alakalı haritalar sızdırılmıştı ama bu harita diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü GTA 6 haritasında bulunması beklenen 3 adanın varlığı ortaya çıktı. Daha önce yapılan bir sızıntıya dayandırılan bilgiler tanınmış bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı. GTA 6 bildiğiniz üzere 2025 yılında piyasaya sürülecek ama gelecek aylarda biraz daha bilgi bekliyoruz, biraz daha sızıntı bekliyoruz. Resmi bir onaydan ziyade yeni sızıntılar gelebilir. Rockstar şu ana kadar sadece oyunla ilgili bazı detayları gösteren, ancak hikaye ve oynanış detaylarının derinlemesine girmeyen bir tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. O da 2023 ayının sonundaydı. Ne zaman fragman gelecek diye soracak olursanız 2024'ün Aralık ayında geleceğini sizlere aktarayım. Eğer bir sürpriz olursa yaz aylarında gelecektir. Yaz aylarında ne zaman? Temmuz ayında beklemiyorum. Ağustos ayının sonuna doğru 20 ve 30 Ağustos arasında bir fragman eğer sürpriz olacaksa gelebilir. Onun haricinde Kasım veya Aralık ayında bir fragman bizleri bekleyecektir. Eylül-Ekim ayında hiçbir şey beklemeyin, onu da sizlere aktarayım. GTA 6 ile alakalı Miami'de geçeceğini biliyorduk ama yeni bir bilgiye göre GTA 6 haritasını Küba ve Mahamalardan esinlenecek. Daha önce internette yayılan büyük bir sızıntı sayesinde oyunun bazı ayrıntıları belli olmuştu bildiğiniz üzere. Ayrıca içeriden örülen bazı bilgiler zaman zaman ortaya çıkmaya devam ediyor. X'teki GTA 6 uzmanlarının profilinden paylaşılan yeni bilgiler ise oyuncularda heyecanla neden oldu. Ben bunu görünce gerçekten çok heyecanlanmıştım. Şimdi sizlere aktarıyorum. GTA 6'da 3 tane ada olacak. Peki bu adalar neler? Küba'dan, Mahamalardan ve bilinmeyen 3. bir adadan ilham alınacak. 3. adanın ne olacağını bilmiyoruz. Ancak bu adalar Leonide eyaletinin tam teşekküllü haritasının dışında haritada ekstra yerler olacak. Bu 3 adanın varlığına ilişkin bilgiler tanınmış bir sosyal medya kanalında daha önce yapılan sızıntıyla da örtüşüyor. Miami dedik ama Vice City benzeri bir Miami bizleri bekliyor demiştik. Vice City değil, Leonide olacak. Kurgusal devletin adı kesinlikle Leonide olacak. Onu tekrar sizlere aktarayım. Ayrıca GTA 6 haritası GTA 5 haritasından %30 ila %50 daha büyük olacak. Yani hemen hemen baktığımız zaman şu ana kadar evrenin en büyük açık dünya oyunu geliyor desem yalan olmaz. Büyük olmasıyla birlikte daha da detaylı olacak. Bildiğiniz üzere GTA 5 haritası da büyüktü ama GTA 6 kadar detaylı değildi. Peki bu detaylar neler? Daha fazla etkileşim, daha fazla binaya girebilme ve daha fazla olanak sağlanması, yani daha fazla gameplay sunması olacak bizlere. Orlando'nun da haritanın bir parçası olduğu söyleniyor. Ancak sızıntılara göre yalnızca Miami, çevresi ve birkaç uzak yer daha mevcut olacak. Batıda GTA 6 haritasının bir parçası olacak bir şehirde olasılıklar arasında. Fort Knox'tan ilham alan bir şehir olacak ve bu Fort City olacak. Şehir oyunda altın saklamak için kullanılacak. Ayrıca yeni bilgilerden bazıları ise oyuncular Leonida Gölü çevresinde bir bisiklet yolu bulacaklar. Oyunda %60 oranında girilebilir binalar bulunacak. Yani gördüğünüz 10 binadan 6'sına girebileceksiniz. Ve bu da bina sayısının en az 2000'e çıkaracak. 2000 binayla etkileşime girmek ne demek? Yani benim aklım almıyor, bunu bir de siz düşünün. Klaplar, restoranlar, kafeler vesaire vesaire, aklıma gelemeyecek bir sürü şey var. Garajlar ve alışveriş. Belki de bir alışveriş merkezi olacaktır ve alışveriş merkezinin içindeki tüm mağazalara girebileceğizdir. Yani bu yapılmayan bir şey. Oyuncular şehirdeki evlere ve apartmanlara girip iç mekanları keşfedebilecekler. Bunun daha da önemlisi AVM olduğunu söylemiştim. Bir AVM bekliyoruz. Onu da dipnot olarak geçmiştim. İşin ilginç yanı, yapay zeka destekli NPC mekanizmalarının izinsiz girdiğinizde NPC'lerin polisi aramasına izin vermesi olacak. Yani düşünsenize, özel bir mülke giriyorsunuz ve sizi gören NPC'ler polisi arıyor ve oraya polis geliyor falan. Yani bunun altyapısı nasıl olacak tahmin edemiyorum. Oyunda otel ve motel kiralamak mümkün olacak. Oyunun geliştirilmesinde kullanılan yüksek kaliteli grafik ve görsellerin gücünü gösteren Miami'nin mükemmel bir kopyası GTA 6'da görünecek. Yani birebir kendinizi Miami'de hissedeceksiniz. Evet, GTA 6'nın haritasındaki görüntüleri sizlere aktardık, yenilikleri aktardık. Biraz daha ayrıntıya girelim. Size bazı bilgiler vereyim. GTA 6 ilk günden PC çıkmayacak. Peki neden sorusunu cevaplayalım. Bildiğiniz üzere GTA 6 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox'ta çıkacaktı. Peki bilgisayar neden çıkmayacak? Bilgisayar için en erken tarih nedir diye sorarsanız 2026 ve daha gerçekçi bir tahminle 2027 yılı diyebilirim. Peki Rockstar neden böyle bir yol izliyor?
Rockstar Games'in ilk önemsediği şey PC'deki geliştirme sürecinin konsollarla oranla çok daha fazla zaman, kaynak ve optimizasyon süreci gerektirmesi. Yani bilgisayara oyun hazırlamak PlayStation ve Xbox'tan daha fazla uzun sürüyor ve daha fazla uğraş gerektiriyor. Şirket ilk etapta konsollara odaklanarak geliştirme sürecini olabildiği kadar kısa tutmayı hedefliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan GTA Trilogy'den de görebileceğimiz üzere aceleye getirilen PC çıkışları optimizasyon sorununu da beraberinde getirmişti. Yani bunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu anlamda sorunlu bir PC çıkışı demek oyunu uzunca bir süre toparlayamamak anlamına da geliyor. Yani bazı oyunlarda hata yapıyorlardı, PC portları çok kötüydü. Rockstar Games bunu yapmak istemiyor ve oyunu bilgisayara biraz daha geç çıkarmak istiyor. Ama neden mesela 2026'ya bilgisayarı çıkaracaksa normal oyunu da 2026'da çıkarsın. Yani Xbox'a ve PlayStation 5'e çıkarca oyunu da 2026'ya çıkarsın. Ama bunun içinde bazı bilinmeyen olaylar var. Ben sizlere bunu aktarayım. PlayStation 5 ile anlaşmalı Rockstar Games ve PlayStation 5 Pro çıkışını GTA 6 ile birlikte yapacaklar. Bunlar elbette daha fazla kaynak veya efor sarf edilerek çözülebilecek problemler gibi geliyor. Gelelim asıl gerekçeye, pazarlama stratejisi. Rockstar Games GTA 6 öncelikle konsollarda piyasaya sürerek hem konsol üreticileriyle yaptıkları anlaşmalardan hem de dijital satışlardan çok daha büyük bir kar elde etmeyi planlayacak. Korsanla mücadele hususu da bir başka etken. Çünkü biliyorsunuz bilgisayarı çıktığı zaman hemen yaklaşık bir ay kadar süre içinde korsan versiyonu çıkacaktır, crackli versiyonu çıkacaktır. Bunun da önüne geçmek istedikleri için herhalde böyle bir şey yapıyorlar ama bence bir saçma bir neden. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.